Herkese merhabalar. Hayatımda hiç Mercedes sürmemiştim. Bugün sürmek nasip oldu. Bu gördüğünüz araç arkadaşlar 2014 E350. Bir galeride satılıyor, ikinci el. Bayağı temiz. Çizik mizik yok arabada. Niye böyle bir Mercedes sürme ihtiyacı hasıl oldu derseniz, Mercedes tabii bütün erkeklerin, arabaları seven bütün erkeklerin hayalidir. Yani herkes de bir tane Mercedes olsun ister kendinde. Ben de tabii ilerisi için düşünüyorum, düşünmüyor değilim. O minvalde geldik işte bir test etmeye. Araba bayağı bir sportif egzoza falan da sahip. Bagajı açalım isterseniz. Kumandası bu. Asıl tuttuğumuzda. Yani çok güzel bu özellik gerçekten. Bir de o kadar güzel yapmışlar ki mesela valizlerinizi buraya koyduğunuz zaman bu engel olmuyor. İşte o, bunu seviyorum ben. Burada ne varmış böyle? Tipi bir şey var ama tam bilemedim ben onun ne olduğunu. Bilenler yazar tabi. Hayatınızda Mercedes'iniz mi oldu? Akü burada. Belki de ikinci aküdür bu. Yani büyük ihtimal. Arabada elektronik bayağı olduğu için. Tabi sade geldi bana bu. Hafif kirli. Tabi normal. İkinci el şimdi. Burada alet edevat yeri gibi bir şey var. Kapatalım. Ey gideyim. Lan Noyan da vardı bundan. Aynı renkli bir. İzler iç geçirirdik. Vay arkadaş derdik ya. Bizim de olur mu acaba diye. Tabi ya bu arabanın 1000 tane videosu yapıldı ama E350, benzinli E350'nin test videosu yapıldı mı bilmiyorum. Arkası böyle arkadaşlar. Ya kalite tabi zirvede. Mercedes'ten bahsediyoruz. Bir tane havalandırma var. Şöyle bir kapılarda vakum var mı? Yoktur büyük ihtimal. Yok. Yalnız kapı sesi de bir acayip. Bakın. Neyse. Arabada hafızalı 3 adet koltuk var. Buradan ileri geri işte artık ne istiyorsanız ayarlıyorsunuz. Bir çalıştıralım mı? Ne dersiniz? Onun dışında tabi burada bir saat var. Premium olduğu için araba. Burada bir göz var. Güzel yani, malzeme kalitesi düşmemiş mesela. Bir de araba arkadaşlar 24.000'de, yani böyle temiz bir araç bu fiyata bilmiyorum bulunamaz. 28.000'deymiş yani kapı. Hadi şöyle bir
gidelim artık, değil mi? Bu tabi 4Motion mu bilmiyorum. Ben öyle arabayı aldım çıktım. Stop sign'da duruyoruz. Amerika'da bildiğiniz gibi stop sign'larda 2-3 saniye duruyorsunuz, sonra devam ediyorsunuz. Şuradan devam edelim. Arabada tabi sunroof falan var. 3.5'muş bunun motoru ya. 3.5 litreymiş. Tam böyle eski Mercedes'lerdeki gibi. Yani o arkada yazan şeyin hakkını veriyor arkadaşlar. Arkada yazan 350'nin hakkını veriyor. Böyle. Şimdi bir basacağım. Yalnız araba iyi gidiyor. Şu an ekonomide. Bir spor alalım. Spor için şuraya basıyorsunuz. Sağdan devam edelim. 0-100 yapalım mı? Ne dersiniz gençler? Hazır yol boşken. Anam sese bak. Gerçek. Gerçek V6'lardan kim kaldı derseniz bu canavar kalmış. Şurada bir deneyelim mi? Ne dersiniz? Bu arabayla Uber yapılarını düşünüyorum. Yapılır, niye yapılmasın ya? Bak, emniyet kemeri sıktı beni. Böyle bir güzel bir özellik varmış arabada. Sıkıyor tabi, Allah muhafaza bir kaza maza durumunda çok daha iyi. Şimdi bu araba T350 tabi, yani neredeyse bir AMG. AMG performansı var araçta. Sevmiydim diyor. Yani o kadar güzel ki arabanın hissiyatı. Bir de çok kaliteli ya, böyle yaldır yaldır yanıyor yani. Şu metaller falan zaten alüminyum mudur nedir bu bilmiyorum ama gayet hoş. Şimdi şöyle dümdüz gidelim. Bir ana yola çıkalım. Bir ana yolda da görelim. Saat de kaç oldu bilmiyorum adamlar şimdi. Saat daha 7. Hayatımda kaç kere Mercedes sürdüm ya. Biraz süreyim. Tabii 2014 bu araç. Yani 6 yaşında. Peki 6 yaşında bir araba gibi duruyor mu? Durmuyor, daha yeni duruyor. Yani Mercedes zaten premium araçların özelliği o. Bence de o yani. Bir Lexus'a da baktığımız zaman, yani şu anki Lexus'lar inanın 2025'teki o çıkacak arabaların görünümünde. Mercedes'ler de öyle yani. Ben özellikle bu kasayı çok seviyorum. W111 mi bu bilmiyorum. Attım ama tutar belki. Yardır. Litredir. Yani ne yapar? 65 litre.
Eğer bir insanın 2 saatlik maaşı diyeyim, 2 saat Uber falan yapıyorsan zaten yeri geliyor 1 saatlik ücretin 30 dolar oluyor. New Jersey'deyken günlük 300-360 dolar kazanıyordum ama tabii bunun ne kadarı bana kalıyordu? Bir 30'u benzine gidiyordu. Tabii 30'u da yollara falan gidiyordu. New Jersey'de yollar paralıydı. Biraz Eko'da gidelim. Yalnız iki tane mod var. Eko ve Sport. Ortası yok gibi. En son bir 5 mile yapmışız. Şu anki tüketim arkadaşlar işler acısı. 15-16 litrelerde. Fren öyle bir... Bak bir Lexus sürdüm ben. Lexus GS. Onun freni acayip iyiydi ya. Yani Lexus gerçekten fren noktasında iyiymiş. Onu fark ettim. Yani her sürdüğüm arabada bir özellik fark ediyorum arkadaşlar. Mesela Honda Accord'un süspansiyonları çok güzeldi. Ondan sonra Tesla'nın o hızlı gidişi. Fakat bu Mercedes'in var ya, şura yeter yani. Başka bir yeri göstermeyin. Şurası yeter. O metal görünüm, şu saat. Abi yemin ediyorum Rolex ya. Koltuklar falan da acayip güzel. Tamam, alıyorum bu arabayı. Egzoza bir bağlayalım ya. Doğru mu?